Arkası Yarın. Monte Cristo 12. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösüoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès, mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insan da adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisine binerek Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi olan Dangler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morcerf olarak değiştirdiğini öğrenir. Kendisine bu bilgileri veren Kadir ise çok kıymetli bir cüzük verir. Ben vasiyeti yerine getirmekten başka bir şey yapmıyorum dostum. Bu yüzüğü Dante'yi sevenler arasında paylaştırmakla görevliydim. Ama görüyorum ki sizden başka seveni yok. En küçük bir yalanım varsa şu yerin dibine atayım. Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Aman efendim, aman efendim, emredin lütfen. Dante'nin patronunun babası için verdiği para kesesini isteyecektim. Bu inanılmaz hikayenin bir hatırası olarak saklamak istiyorum. Ah efendim, istediğiniz buysa hemen vereyim. Biz bir bez parçasının ne kıymeti olabilir ki? Şimdi getiriyorum efendim. Şimdi getiriyorum. Ya Rabbim, neler duyuyor? Nelere şahit oluyor? İnsanoğlu neden bu kadar haris? Neden böyle acımasız? Buyurun, buyurun bayım. İşte kese. Teşekkür ederim dostum. Hoş şaka. Güle güle saygıdeğer bayım. Güle güle. Yine bekleriz. Ne bağırıyorsun be kadın? Ahmak herif, konuştuklarınızı duydum. Adamın senin ağzından laf almak için eline sahte bir yüzük tutuşturmadığını ne biliyorsun? Bu adamın polis olmadığına malum. Hadi hadi, adam gayet samimiydi. Sen öyle san, aptal herif. Kes sesini be. Eğer aldatılmışsak bunu öğrenmek kolay. Şehre inerim ve bir kuyumcuya gösteririm yüzüğü. Buyurun Mösyö. Benimle ne görüşeceksiniz? Sayın Vali, arz ettiğim gibi Thompson French firması adına Roma'dan geliyorum. 10 seneden beridir Morel firması ile iş yaparız. Son zamanlarda Mösyö Morel'in durumunun iyi olmadığına dair haberler aldık. Sizden bu söylentilerin gerçek payını öğrenmek istiyoruz. Ha evet. Armatör Morel'in işlerinin iyi gitmediği doğru. Ancak iflas ettiğini söylemek için vakit henüz erken. Üst üste 5 gemisi yükleriyle birlikte battığı halde borçlarını ertelemeden gününde ödedi. Elinde bir tek gemisi kaldı. Eğer o da çıktığı seferden dönmeyecek olursa hem sizin hem benim hem de Morel için felaket demektir. Neden sizin için felaket oluyor Sayın Valim? Çünkü Morel firmasına 200 bin frank yatırmıştım. Bu para kızımın travmasıydı.
15 gün sonra evlenecek olan kızımın saadeti bu parayı tahsil edip edemeyeceğime bağlı. Eğer gemi dönmeyecek olursa kızımı asla evlendiremem. Üzülmeyin efendim. Morel firmasından alacağınızı bize devredin. Senetler yanınızda mı? Evet, kasamda. Ne kadar iskonto istiyordunuz? İskonto istemiyoruz. Gerçek değerinden alacak ve karşılığını hemen nakden ödeyeceğim. Nasıl olur? Gemisi batarsa senetler 100 frank bile etmez. Önemli değil sayın valim. Batarsa Thompson French firmasının parası batacaktır. Ama firmamız ne yaptığını çok iyi bilir. Siz bilirsiniz monsieur. İstiyorsanız senetleri hemen size verebilirim. Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden küçük bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Siz aynı zamanda cezaevleri müfettişisiniz değil mi? Evet. Mahkumların giriş çıkış sicillerini siz tutuyorsunuz herhalde. Şüphesiz. Her tutuklu için ayrı bir dosya tutulur. Harika. Fari adında birinin Thompson French firmasına 2 milyon franklık bir borcu vardı. Ancak borcun ödenme tarihi gelmeden Fari siyasi bir suçtan mahkum oldu ve kapatıldığı if şatosunda öldü. Geride hiçbir varisi olmadığı için serveti hakkında bilgi edinemedik. Sizden onun sicilini incelememe izin vermenizi rica ediyorum. Evet, hatırladım. Zindan görevlileri onu Deli Farya diye çağırıyorlardı. Gardiyanlara hazinesi olduğunu söyleyerek salıvermeleri için rüşvet teklif edermiş. Her neyse, Farya'nın dosyasına bakmama izin verecek misiniz? İstediğiniz bu olsun. Buyurun, arşiv odasına geçelim. Önce senetleri alayım müsaadenizle. Hemen vereyim. Buyurun, hepsi bu. İsterseniz sayabilirsiniz. Gerek yok monsieur. Buyurun parasını. Teşekkür ederim. Gelin sizi arşiv odasına götüreyim. Bakın, bütün dosyalar rafta duruyor. Tek başınıza bakabilir misiniz? Bakarım tabii. Siz işinize bakın efendim. Peki. Valinin beni yalnız bırakması iyi oldu. Hemen kendi dosyamı çıkarayım. Dante. Buldum işte. Edmond Dante. Bakalım dosyamda neler yazılı. Neyle suçlamışlar beni. İşte savcının bana gösterdiği ihbar mektubu. İşte bu da savcının tutuklama emri. Azılı Bonapartçı. Büyük bir gizlilik içinde ve sıkı bir denetim altında tutulacak. Hiçbir mahkumla görüştürülmeyecektir. Burada ne mektuptan ne de mektubu alacak olan mı var diye isimli adamdan tek kelime yok. Vicdansız herif. Babasını temize çıkartmak için beni zindana yollamış. Monsieur Morel'in imzasıyla bir dilekçe. Benim serbest bırakılmam için Adliye Bakanlığı'na yazmış ama savcı yardımcısı bakanlığa göndereceğini dosyamda saklamış. Bunun hesabını vereceksin savcı Wilfor. Öbürleri gibi senden de intikamımı alacağım. Önce Dunkler'in yazdığı şu ihbar mektubunu dosyadan alayım. İleride bana lazım olacak. Evet, burada işim bitti. Şimdi vefalı dostum, eski patronum Monsieur Morel'i ziyaret edelim. Teşekkür ederim Monsieur Vali. Burada işim bitti. Size Monsieur Morel'le ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Morel ailesini yakından tanımam gerekiyor. Kaç çocuğu var? Kaç işçi çalıştırıyor? Şu anki mal varlığı nedir? Çok dürüst bir iş adamıdır. Bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu babasının işleri bozulunca askere yazıldı. Kızı ise evlilik çağına gelmiş. Prensesler kadar güzeldir. Frau'nun gemisinde çalışanların dışında bir de sadık adamı var yanında. Kimdir o? Muhasebecisi Raymond. Monsieur Morel'in kızına aşık olduğundan para almadan onun yanında çalışıyor. Sevgi. Karısı sevgi ne güzelmiş. Gelince ne kadar mücevherleri, altınları varsa çıkarıp Monsieur Morel'e vererek ona büyük destek vermişlerdir. Ne mutlu insanmış şu Morel. Eğer o sadık adamı ve kendini teselli eden bir ailesi olmasaydı bu sıkıntılara katlanamaz, belki de intihar ederdi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Monsieur. Şimdi izninizle gitmek istiyorum. Nereye? Monsieur Morel'i ziyarete. Adım Emmanuel Monsieur. Sizin için ne yapabilirim? Monsieur Morel'i görmek istiyorum. Monsieur Morel şu anda çok meşgul ve kimseyle görüşemez. Ne istiyorsanız bana söyleyin. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Thompson firmasının temsilcisi olduğumu söyleyin yeter. Beni derhal kabul edecektir. Monsieur'ü üzmeyin.
Emanuel, lütfen babama bir ziyaretçisi olduğunu söyle. Peki Mademoiselle Julie. Demek Monsieur Morel'in kızısınız. Monsieur, yoksa babama kötü bir haber mi getirdiniz? Sağda solda babamın iflas edeceği haberleri dolaşıyor. Üzülmeyin Mademoiselle. Firmamızın sahibi babanızın dostudur. Morel firmasının iflas etmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sağ olun Monsieur, sağ olun. İçimize su serptiniz. Monsieur Morel sizi bekliyor bayım. Böyle buyurun lütfen. Mademoiselle burada bekleyin beni. Babanızla görüşmem bitince size söyleyecek çok önemli şeylerim var. Bekleyeceksiniz değil mi? Peki bayım, bekleyeceğim. Merhaba Monsieur Morel. Hoş geldiniz. Beni görmek istemişsiniz. Buyurun oturun. Teşekkür ederim efendim. Buyurun Monsieur, sizi dinliyorum. Kim olduğumu biliyorsunuz efendim. Evet, Emmanuel söyledi. Thomson French firmasından gelmişsiniz. O halde niçin geldiğimi de biliyorsunuz. Tahmin edebiliyorum Monsieur, tahmin edebiliyorum. Açık konuşalım Monsieur. Firmamız iflasın eşiğine geldiğinizi haber almış bulunuyor. Sizin batmanız demek, bizim Marsilya pazarını kaybetmemiz demektir. Bizimle çalıştığınız 10 sene içinde bize çok para kazandırdınız. Ticaret karşılıklıdır Monsieur. Ben de kazandım. Firmamız sizi kaybetmek istemiyor. Bu sebeple iflasınızı durdurmak için beni gönderdiler. Ben de bu yetkiye dayanarak vadesi yaklaşmış bonolarınızı topladım. Sahi mi? Evet. Elimde şu anda size ait 287.500 franklık bono, poliçe ve senet birikmiş vaziyette. Bu kadar tuttu mu? Buyurun Monsieur. Hepsi burada. Pascal, Wilde ve Turner firmalarından adınıza devralınmış 85.500 franklık senet. Marsilya valisinden de 200.000 franklık bono ve poliçeler var. Bu imzalar sizin değil mi? Haklısınız Monsieur. Hepsi de bana ait borçlar. Bugüne kadar hiçbir ödemenizi geri çevirmemekle beraber... kabul edin ki bunları ödemeniz çok zor olacaktır. Bakın Monsieur. Ben bu firmayı şerefli bir mazisi olan babamdan devraldım. 24 yıldır da bu şerefe leke getirmedim. Biliyorum Monsieur. Yoksa burada bulunmamın bir sebebi kalmazdı. Bu borçlarınızı da aynı titizlikle ödeyecek misiniz? Monsieur, itiraf edeyim ki borcumu ancak son gemi Marsilya limanına kazasız belasız dönerse ödeyebilirim. Aksi halde? Bunu düşünmek bile beni utandırıyor. Bu durumda size yardım edecek dostlarınız yok mu? İş hayatında dost yoktur. Babacığım, babacığım. Julie, kızım ne var, ne oldu? Felaket Monsieur Morel. Az önce haber aldık. Frau batmış. Ne? Batmış mı? Aman Allah'ım, bu bizim sonumuz demek. Peki ya tayfalar, onlara bir şey olmuş mu? Hayır, hepsi kurtulmuşlar babacığım. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç değilse felakete uğrayan sadece ben oldum. Tayfalar nerede? Dışarıdalar. Yanınıza gelmek istiyorlar. Alayım mı içeri? Al tabii, girsinler. Buyurun içeri girin Mösyö. Buyurun içeri girin Mösyö. Teşekkür ederiz. Mösyö sizi bekliyor. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ne oldu, bir şey var? Geçmiş olsun çocuklar. Sağ olun. Kusura bakmayın Mösyö Morel. Geminizi geri getiremedik. Hiç önemi yok kaptan. Hiç önemi yok. Sizler sağ kurtuldunuz ya... Bu bana teselli verir. Sağ ol Monsieur Morel. Monsieur Emmanuel, çalışanların alacaklarını son kuruşuna kadar ödeyin. Bir dakika patron, bir dakika. Sizden para isteyen yok. Evet, öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Hayır, istemiyoruz. Doğru söylüyor. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bu sadakatinizi asla unutmayacağım. Yok patron, yoksa bize yol mu veriyorsunuz? Başka ne yapabilirim ki? Siz de biliyorsunuz ki bu son gemimdi. Battı. Gemisiz tayfayı ne yapayım? Bakın biz yeni bir gemi yaptırana kadar bekleriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Aa, tabii evet, tabii. Bekleriz. Evet, evet, öyle. Üzgünüm çocuklar. Üzgünüm. Ama bu mümkün değil. Yeni bir gemi yaptıracak bir frankım bile kalmadı. Beni daha fazla üzmeyin. Gidip maaşlarınızı alın. Belli mi olur? Belki yine iyi bir günde tekrar bir araya geliriz. Ha şöyle patron. Bu ümit bize yeter işte. Evet. Doğru söylüyor. Andre doğru söylüyor. Evet. İyi bir iş bulursanız sakın kaçırmayın. Bu bir emirdir. Emmanuel, tayfalarıma son kuruşuna kadar paralarını verin. Baş üstüne efendim. Julie kızım, beni bu beyefendiyle baş başa bırakın lütfen. Peki babacığım.
İşte bayım. Her şeyi gözlerinizle gördünüz. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Evet Mösyö. Gördüm ve duydum. Şimdi size yardım etmeyi daha çok istiyorum. Söyleyiniz. Toplam borcunuz ne kadar? Ödediklerinizden başka 3000 frank verseniz kalan borçlarımı karşılar. Buyurun Mösyö. 3000 frank. Tamam mı? Tamamdır Mösyö. Şimdi gelelim borcunuzu ödeme zamanına. Kusura bakmayın efendim. Benim de sorumluluklarım var. Ticaret bu. Haklısınız. Ne kadar zaman istiyorsunuz? 2 ay. 2 ay yeter. Peki. 3 ay veriyorum size. Firmanızın sahibine söyleyin. Bu iyiliği ömrüm oldukça unutmayacağım. 3 ay sonunda ya şerefim kurtulmuş ya da ölmüş olacağım. Allah her kuluna katlanabileceği kadar dert verirmiş. Ve tabii ki en büyük dertleri de sevdiklerine. Bunları iyi bir din adamı olarak hocam öğretti. Soylu bir kişiden ders aldığınız belli oluyor Mösyö. Yoksa bunca iyiliği sırf firmamız adına yapamazsınız. Şimdi gelelim işimize. Bugün Haziran'ın 5'i. Bana 5 Eylül tarihli bir senet imzalayacaksınız. 5 Eylül. Tam saat 11'de burada olacağım. Anlaştık Mösyö. Derhal senetleri hazırlayın. Monte Cristo Tabloyu'nun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.